Evet, herkese yeniden merhabalar. Bugünkü konumuz dosyadan okuma, dosyaya yazma değil de sadece okuma yapacağız ama şimdi doğrusu hani dersi anlatmadan evvel dedim biraz hani detaylarına bakayım ne var ne yok. Biraz hani teknik kısımlarda belki bilmediğim ya da henüz anlayamadığım şeyler vardır diye bakınayım dedim. Bakınca tabii file yani dosya işte read, buffread, buffreader, efendime söyleyeyim write, efendime söyleyeyim create bir sürü konu varmış. O yüzden dedim biraz daha basit bir şekilde ele alayım. Çünkü konu bayağı geniş görünüyor. Yani 4-5 tane konu başlığı var. Bunların her birini tek tek detaylı bir şekilde incelemek gerekiyor. İncelemek gerekiyor derken hani eğer çok teknik detay bilgi vermem gerekirse bunların hepsini ele almam gerekiyor. Hepsini uzun uzun anlatmam gerekiyor. Hani öyle olunca dedim en iyisi o kadar derine gitmeyelim. Daha çok işte Rust ile bir dosya okuma nasıl yapılır, nasıl yapılmaz bunu görsek bizim için yeterli olur diye düşündüm. Bu yüzden bir tane daha önceki derslerinde gerçi buna benzer sorular çözmüştüm. İşte dosyadan okuma, dosyadan okunanları string'e çevirme, string'den wedge'e çevirme falan. Bunu aslında anlattığım bir ders var. Fakat o dersler çok kötü. Oralarda mesela yanlış yaptığım bir sürü şey var. Yanlış söylediğim bir sürü şey var o derslerde. Ben o yüzden biraz daha konuyu basit bir şekilde ele alıp bu soruyu işte Project Euler'in bu sorusunu çözmeyeceğim tabii. Sadece dosyasını okuyacağım. Bu soruyu belki göreniniz vardır. İlginç bir sorudur bu mesela. Burada dediği şey şu. Bizim elimizde böyle sıra sıra sayılar var. Buradan öyle bir yol takip edeceğiz ki her sayı kendisinden sonraki iki tane sayıyı ancak seçebiliyor. Öyle bir yol seçeceğiz ki en büyük değeri elde edeceğiz. Soru bu aslında. Çözümü de normal şartlarda işte bize verdiği şey şu. Dosya bu aslında. Bu dosyanın içinden diyor öyle bir yol takip et ki ancak işte kendisinden sonraki sadece sağ ve soldaki sayıları seçebilir. Öyle bir yol seç ki en büyük toplamı bulsun. Soru bu. Tabii çözümü algoritması biraz değişik. Güzel bir algoritması var aslında bu sorunun. Hani kendiniz o algoritmayı bulup çözmek isterseniz çözebilirsiniz. Kullanmanız gereken bilgiler işte vektör konusunda var. Iterator konusunda var. Onlardan faydalanabilirsiniz bu sorunun algoritmasını çözmek için. Ama biz daha çok bunu sadece dosya okumak için kullanacağız. Ups, ne oluyor lan? Böyle değildi ya. Niye bu hale geldi ya? Kötü olmuş. Evet. Her neyse. Şimdi biz neredeyiz? Bir bakalım. Tamam. Şimdi bizim dosyamız burada, kodlarımız burada. Dolayısıyla bizim bir tane dosya oluşturalım. Bu da bizim şimdiki dosyamız olsun. Yine masa üstüne gelip yine Rust klasörüne bizim kodlarımızın olduğu dosyanın yerine yerleştirelim. pu.txt diye bir dosya olsun. Yerleştirdik. Bizim niyetimiz şu. Buradan dosyayı açacağız, dosyadan okuma yapacağız ve okuduğumuz bu dosyadan da sayıları elde edeceğiz. Sayıları elde ettikten sonra da bunları işte vektörel hale getireceğiz. Peki biz nasıl vektör kullanacağız? Burada aslında kullanacağımız vektör şöyle bir vektör. Her bir satırdaki sayılar bir vektörü elemanları olacak ve her bir satırda bir başka büyük vektörün sayıları olacak. Niyetimiz bu. Yapmak istediğimiz şey bu kısaca. Bunu nasıl yapabiliriz? Öncelikle Rust programlama dilinde file dediğimiz bir tane konu var. O konu biraz tabii geniş bir konu. Şurada dosyayı okuyoruz ama dosyayı okuma sadece bildiğim kadarıyla diskten sadece yapıyor bu. File sistemden, evet, file sistemden dosyayı okuyabiliyoruz. Ama okuma olayı yani dosyadan okuma değil. Okuma olayı başlı başına aslında sürekli çekirdek yani kernel üzerinden gerçekleştirdiğimiz işlemler üzerinden yürüyor.
Yani sadece işte bir dosyadan okuma yapmıyoruz. Ayrıca bir network üzerinden de okuma yapabiliyoruz ya da yazma yapabiliyoruz. Mesela düşünün, diyelim ki bir web sunucusu yaptınız, bir web uygulaması yaptınız. Sizin o web uygulamanız aslında işte network'ten gelen bilgileri okuyor, network'e bilgi yazıyor aslında. Aynı file sistem diyebiliriz. Hatta benim bildiğim kadarıyla, eğer yanlış değilsem, Linux'taki bütün olaylar, yani bütün veriler dosya sistemi üzerinden gidip geliyor ya da tam tersi ağmış gibi geliyor, gidip geliyor diye biliyorum, ama yanlış olabilirim tabii bu konuda. Tam kesin de konuşmak istemiyorum. Evet, bizim öncelikle yapmamız gereken şey dosyayı açmak. Bir dosyayı okuma modunda nasıl açabiliriz? Şu şekilde açabiliriz. Bu arada Linux bilmeyenler için söylüyorum, bu görünümü de biraz değiştirelim. Ben her defasında bunu unutuyorum. Tekrar. Bu arada ben büyük yazılar olduğu zaman benim gözlerim görmüyor. Yani ilginç bir şekilde görmüyor derken rahatsız ediyor beni. O yüzden unutuyorum aslında yazıları büyütmeyi. Göremeyen varsa kusura bakmasın. Rahatsız ettiği için açıkçası şey yapıyorum. Evet, neyse, dosyamızın ismi foo.txt idi. Tabi burada bilmeniz gereken birkaç tane komut var. Aslında Linux'ta dosya sistemini bilmeniz gerekiyor. Mesela diyelim ki bizim klasörümüz nerede? İşte masaüstü Rust klasöründe. Eğer benim okuyacağım dosya Rust klasörünün içerisinde değil de bir üst klasörde ise, mesela buraya şöyle yazmanız gerekir. Yani iki nokta bir üst klasör anlamına geliyor Linux dosya sisteminde. Bilginiz olsun. İşte ya da nedir? İşte şu mesela ev dizinine tekabül ediyor. Ya da şu ifşade. Şu da mesela ev dizinini ifade ediyor. Başka hangi bilgiler var dosya sistemiyle ilgili söylemem gereken? Aslında şimdilik sadece bu kadarını bilmeniz yeterli olur. Şimdi bizim dosyamız Rust klasörünün içerisinde, daha doğrusu programımız, yani Rust programımız bu klasörün içinde, Rust klasörünün içerisinde okuyacağımız dosya da bunun içerisinde olduğu için direkt bu şekilde çağırıyoruz. Haliyle herhangi bir problem çıkmıyor. Ama mesela bir alt klasörde olsaydı, haliyle mesela sallıyorum, Rust klasörünün içerisinde dosya diye bir klasör olsaydı ve bu dosya da onun içinde olsaydı şöyle yazacaktık. Ama bunu bildiğinizi zannediyorum. Yani o kadar da detaya inmeyeceğim. Sadece şu iki nokta kullanıldığı zaman Linux dosya sistemlerinde ya da birçok yerde bunu kullanıldığını görüyorsunuz. İki nokta aslında bir üst dizin anlamına geliyor. Bilginiz olsun. Evet, şimdi biz create yapmayacağız, aslında open yapacağız. Şöyle bir şey. Niye? Çünkü biz dosyaya herhangi bir şey yazmıyoruz. Sadece oradan okuma yapıyoruz. Ama bakalım bizim okuduğumuz bu buffer ekrana ne yazıyor? Print ile bunu bir görelim. Bu arada evet, göstersem daha güzel olacak. Hemen yastırsam biraz sıkıntı olur. Buffer 0'dan 10'a kadar bir göstersin bakalım ne varmış. Bunu tabii Python'dan görenler, bilenler vardır. İşte 2 nokta dediğimiz zaman işte baştan başla 10. elemana kadar git demiş olduk. Rust C bizim esas Rust programımızın derleyicisi, aslında Rust C programıdır. Daha doğrusu derleyicisidir. Compiler denilir buna. Bunun çok alt planda aslında parametreleri var, ama ben bu konuyu pek anlatmıyorum. Bazı videolarda bunu anlatan, detaylı anlatan kişiler vardır muhakkak. Ben pek anlatmıyorum. Yani gayet basit kullandığım için ne kadar kullanıyorsam o kadarını anlatıyorum. Rust C'ye biz diyoruz ki işte dosyayı derle. Bizim dosyamızın ismi read tut diye bir dosya. Zaten çıktı. Bu arada bunu nasıl yaptığımı da söyleyeyim. Diyelim ki siz bir dizin içerisindesiniz. R ile başlayan dosyanızın ismi R ile başlıyor. Bir defa bastığınız zaman, eğer R ile başlayan tek bir dosya varsa, bakın geliyor oraya. Ama şöyle bir şey var. Benim burada aslında iki tane read tut ile başlayan dosyam var. O yüzden buraya kadar geldi. Şimdi iki defa bastım mesela tab tuşuna, hangi dosyalar olduğunu gördüm. Ha, bir tane read tut diye bir dosya varmış, bir tane de read tut rs diye bir dosya varmış. Tabii biz Rust C ile Rust kodlarımızın olduğu dosyayı derleyeceğimiz için rs olanı kullanıyoruz. Tabii
C derleyicisinde eksi o output, yani derleyeceğimiz dosya bir tane execute edilebilen, çalıştırılabilen dosyaya çevrilecek. Burada eksi o parametresiyle istersen ben buna isim de verebilirim. Acaba Rust da aynı şekilde mi çalışıyor? Tam emin değilim. Evet, aynı şekilde çalışıyormuş. Sıkıntı yok. Of type file. File dosyasını direkt biz bu şekilde kullanamıyoruz. Doğru, çünkü biz bunu buffer'a eklemek zorundaydık. Peki buffer'a nasıl itekleriz? Buradaki buffer değişkeni aslında sadece bir referans. Okuyacağımız dosyanın bir referansı. File türünde bir değişken ama dosyanın içindeki bilgilerin kendisi değil. O yüzden biz dosyanın içindeki bilgiler için bir değişken oluşturacağız. Ve bu buffer'ın işaret ettiği dosyadaki bilgileri alıp buna aktaracağız. Let's mut f diyelim buna. Peki nasıl okuyacağız? Read. Read miydi? Bir bakalım. Read olması lazım ama. Evet, read imiş. Read. Nasıl kullanabiliriz bunu? Let's mut read. Bir tane aslında şöyle bir değerimiz oluyor. Bu ne? String slice değil. Array slice bu aslında. Vektör değil bu arada, bilginiz olsun. Ama mutation bir değer. Mutable bir array. Array'in vektörlerden farkı şu. Vektör aslında array'lardan oluşan, yani bir diziden oluşan elemanları var. Fakat vektör reallocate edebilen ve o verilerin sahibi, yani owner'ı olan bir veri türüdür. Özelleştirilmiş bir veri türüdür. Dolayısıyla üzerine ekleme ve çıkarma yapabiliyoruz. Ve biraz daha bize efektif imkanlar da sunuyor. Ama array, tek başına array slice'ı ise biraz daha farklı. Elemanların değerini değiştirebiliriz ama eleman ekleyemeyiz mesela. Ve genellikle array dediğimiz zaman stack'te kullanılır. Genellikle diyorum çünkü büyük boyutlu array oluşturduğumuz zaman hep de saklanma ihtimali de var. O da allocator'ın nasıl çalıştığına bağlı olarak değişebilir tabii. Her neyse. Biz ne yapalım buraya? Sıfırdan işte 10'a kadar diyelim. Bu ne demektir? 10 elemanlı bir dizi, yani dizi demeyelim, vektör demeyelim buna, array oluşturmuş olduk, liste oluşturmuş olduk. 10 elemana kadar. Ve biz bunu ekleme çıkarma yapamıyoruz ve her eleman aslında sıfır değerini alacak. Yani 0 0 0 0 0 diye bir dizimiz oldu aslında bizim burada. Şimdi bizim yapmamız gereken şey şu. Biz buffer'a diyeceğiz ki buffer nokta ne yapıyordu? Read yapacak. Ama read yaparken, buffer read yaparken kendi değerini alacak. Yani işaret ettiği bu dosyadan bilgileri alacak. F'ye gönderecek. Tabii F burada mut F diye kullanılması lazım. Neden mut F diye kullanılması lazım? Çünkü biz F değişkeninin işaret ettiği bellek bölgesinden bellek bölgesindeki değerleri değiştireceğiz. Burada bizim 10 tane sıfır elemanımız vardı ya. Şimdi oradaki elemanlar değişecek. Ancak biz 10 eleman oluşturduk. Fakat bizim dosyamız aslında 10 elemandan çok daha büyük. Haliyle biraz ne olacak? Sadece 10 tane elemanı alacak işte. 59'u alır muhtemelen. N işareti var. Enter. Bu da bir, bu da bir. Bir enter daha. Boşluklar da bir byte yer kaplıyor. Her biri bir byte yer kaplıyor. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0,9 olmaması lazım. Tahminimce tabii. Tam emin değilim. Bakalım bu defa çalışacak mı? Tabii buffer read ettiği zaman şu dosyayı okuyacak. Okuduğu bu dosyadaki bilgileri F değişkenine atacak. Ama F değişkeni bir array slice olduğu için boyutu 10. Elemanlarının hepsi 0. Dolayısıyla bu sıfır elemanlarının yerine foo.txt'den bu değerleri alıp yerleştirecek, fakat 10 tane 10 byte'lık yer tek kullanacak. Tekrar değiştirelim.
Yine saçma bir şey o. Ha, bu fırı yazdırmışım. Doğru ya. F'yi yazdırmam lazım. Tekrar derleyelim. Bu defa ne diyor? Of, bayağı bir hata verdi ya. Niye? Şöyle mi olması lazım? Display diyor. Ha evet, oymuş. İyi, başka? 3 tane hata var dedi. Burada şöyle bir şey var. Buffer read bize aslında direkt okuma yaptırmıyor. Aslında bir result değerini bize gönderiyor. Şuradan bakalım. Evet, bakın burada read metodu bize result değerini veriyor. Ama biz burada soru işareti kullanarak şunu söylemiş oluyoruz. Bak arkadaşım, sen düzgün çalışmazsan result'un error değerini true yap. Ortaya çıkar ve programı kapat. Ama eğer error değerini almazsan, işte bu tabii, böyle bir soru işareti kullandığınız zaman sizin bunu hangi fonksiyon içerisinde kullanıyorsanız bir tane result değerini return etmesi lazım o fonksiyon. Aksi halde düzgün çalışmaz. Eğer düzgün çalışmazsa, mesela diyelim ki buffer read bir hatayla karşılaşırsa error değerini atacak ama programımız sonlanmayacak. Mesela bir web uygulamasında bunun baya bir avantajı var. Mesela ben bunu unwrap da yapabilirim. Unwrap'tan farkı şu. Unwrap yaptığımız zaman eğer burada oluşturulan result değeri, hani burada gösterdiğim bu result değeri ya okeydir ya işte error'dur. Diyelim ki error varsa bu unwrap bizim programımızı paniklettirir. Fakat soru işareti kullandığımız zaman error varsa programımız paniklemez. Sadece hatayı bize verir. Ama program çalışmaya devam eder. Tabii program çalışmaya devam eder derken, diyelim ki siz bu soru işaretini burada kullandınız ya. Bu soru işareti error değerini gördüğü zaman bundan sonraki kısımları çalıştırmıyor. Daha doğrusu mesela bu print komutu çalışmaz. Ama program çalışmaya devam eder. Tabii bizim şu anda diyeceksiniz ki zaten bu main fonksiyonu, evet. Yani bir loop içinde kullanılmıyorsa bir anlamı yok. Program zaten kendi kendine sonlanıyor. Evet, bakın bu defa çalıştı. Bir de derleyelim. Yalnız ben read diye yazdım. Dosyamızın ismi read. Linux sistemlerde execute dosyamızı çalıştırmak için nokta slash işaretini kullanabilirsiniz. Read dediğiniz anda, bakın tam tahmin ettiğim gibi 09'da sanırım bitmiş. Nerede 09? Aa, 53'e kadar gitmiş. Hangilerini saymadı acaba? 09'u almış mı? Yok. 53, 57. Niye ilk 10'u almamış? Son 10'u mu almış? Ne yapmış bu? Merak ettim. 53. Dosyayı ben yanlış mı görüyorum? 53 nerede ya? 53, 57. Ha. Bunlar string olduğu için aslında. Bunların her biri string olduğu için bunları aslında string olarak okuyor. Dolayısıyla bunların karakter değeri çok daha farklı oluyor. Ben onu hesaplayamadım. Çünkü ben bunları sayısal olarak ele aldım. Sayısal olduğu için işte sayı değerleri olduğu gibi bir byte olarak yer kaplar diye düşündüm ama bunların her birini string diye okuduğu için daha farklı bir değer aldı. Ama nereye kadar almış? Sanırım şuraya kadar almış. Mesela 5-1 bytes, 9 bir bytes, enter bir bytes, 7 bir byte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, sanırım 53. Bakın bu da 5, sondaki de 5. En son bunu yazdırmış, bitirmiş. Yani 5 değeri ASCII kodu olarak, tabi bunlar ASCII koduna çevrilmiş. Nasıl desem, aslında 5 diye bir string olduğunu düşünün. Mesela şöyle bir şey de yapabiliriz. Nasıl yapabilirim? Let a işte 5 düşünün. S bytes yaptığım zaman bu mesela 5'i string olarak alıyor ama bytes'a çeviriyor. Bytes dediğimiz şey de bunun aslında ASCII karakter kodu, daha doğrusu Rust programlama dilinde UTF-8 karakter kodlamasındaki karşılığı oluyor. Dolayısıyla mesela ben A'yı ekrana yazdırdığım zaman muhtemelen
Biraz daha farklı bir şey ekrana yazdıracak. 5.53 mü yazacak acaba ya? Bir bakalım. Ben öyle tahmin ediyorum. Umarım öyledir. Evet, 53. 5 string olarak 5.53'e tekabül ediyormuş. Mesela deneyelim. 9 da muhtemelen 57'ye tekabül ediyormuş. Değiştirelim mesela, burayı 9 yapalım. Bu da 57 çıkacak. Evet, tahmin ettiğim gibi string olduğu için buradaki değerler ne yaptı? Bunların her birinin string olarak aldı ve bu stringleri ASCII karakter kodlamasındaki değerlerini aldı. Daha doğrusu ASCII değil, Rust temelde standart olarak UTF-8 kullandığı için UTF-8'deki karşılığını aldı ve bunların her birini dizinin bir elemanına atadı. Mesela sallıyorum. Şey yaptığımız zaman olay değişiyor. Şey, çünkü Türkçe bir karakter olduğu zaman bunun ilk karşılığı ne olacak biliyor musunuz? İki tane byte yer kaplayacak şey. Ve ondan sonra 53'e gelecek. 53, 57 diyecek. Şu ikisi mesela boşa düşmüş olacak. Bir de evet, bir de enter olduğu için sanırım bu 40'ı, 49'u da göstermeyecek. En son 52 olacak mesela bu defa. Tekrar çalıştıralım. Bakın, en son 52 yazdı. Neden? Çünkü bu Ş harfimizin aslında UTF-8'deki karşılığı 197 ve 159'dan oluşan iki değer, iki byte'tan oluşuyor. 2 byte buradan aldı. Diğerlerini de buradan doldurdu. Yani şu sayılardan doldurdu. Her bir karakterden doldurdu. Ve bunu nereye atadı? Bizim F dediğimiz array'ımıza atadı. Ama F'nin boyutu 10 byte olduğu için sadece 10 byte'ını tek okuyor. Diğerlerini okumuyor. Ama mesela ben burayı 20 yaparsam bu defa 20 byte'ını okuyacak ama 10 byte'ını ekrana yazdırıyorum bu defa. Bilginiz olsun. Tekrar derleyelim. Derledik. Tekrar çalıştıralım. Aslında boyutu 20 byte. Fakat ben işte baştan başla 10. elemana kadar git dedim. Ama mesela şöyle yapsam ondan başla sona kadar git diyor. Pardon. Evet, gitti. Evet, bu defa mesela son 10 byte'ı ekrana yazdırdım. Bunu silelim. Şimdi bizim amacımız neydi? Buradaki soruda işte bunların her birini aslında biz bir sayı olarak ele almalıydık. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Read line yapmamız lazım. Read line yapsak acaba nasıl olur? Read line olmuyor. Ne diyor? Method not found in file. File'da read line yapamıyoruz. Ama bizde şimdi sbytes var. Yani UTF-8'den gelen bizim bazı bilgilerimiz var. Bu arada evet, bu ders mesela diğer programlama dillerinde biraz daha basittir. Aslında burada da basit ama hani ben önceden bunu anlatayım, sonradan kafanız karışmasın istiyorum. Neden böyle bir şey var? Aslında istesek gayet basit bir iki komutla da bunu anlatabilirim, gösterebilirim. Fakat işin özüne hakim olmadığınız zaman bunun ileride işte karşılaştığınız problemler de size pek faydası olmayacak. O yüzden aslında biraz nasıl desem hafiften anlatıyorum detayları ki sorun gördüğünüz zaman ha bu zaten buradan geliyormuş anladım falan diyebilirsiniz. Peki biz ne yapıyoruz? Read to string o zaman kullanıyoruz. Yani okuduğumuz bu değerleri string'e atayacağız. Çünkü normalde bunları string olarak görüyor ama Rust programlama dili dediğim gibi temelde UTF-8 kullanıyor. UTF-8'i de ben bir başka derste anlatmıştım. String dersinde anlatmıştım. Oraya gidip bakabilirsiniz detaylı olarak. Biz bunları alalım. UTF-8 kodlarını istemiyoruz biz. Buradaki gibi mesela işte şu karakterleri istemiyoruz. Ben harflerini istiyorum. Yani bana 59'u versin istiyorum. 5'in işte ASCII kodunu, 9'un efendime söyleyeyim işte UTF-8 kodunu versin istemiyorum. Dolayısıyla ben buraya readline değil, read string diyorum. Bakın bu defa mesela tabii burada bir sorun çıkacak. Sorunu da görelim. Ne diyor? Reads string file'da yok mu?
Var ya. Niye yok ya? Read. Read'de var. Buffer mood 8. Yani bana diyor array ver. Read'in read'i array istiyor bizde. Ama bizde tabii bunu nasıl yapacağız? Nasıl yapalım? Read to string buffer. File'a gelelim. Contents string read to string'miş. Varmış aslında ya. Read to string'miş. Ben read string yapmışım. Read to string yapmam lazım. Ama bu defa dediğim gibi yine bir hata verecek. Benim beklediğim hata o değildi. Bu defaki hata ne? Hani dedim ya, biz burada dosyaları okuduğumuz zaman aslında işte buffer, normal buffer read dediğimiz zaman buradaki her bir karakterin UTF-8 karşılığını alıyor. Dolayısıyla bize lazım olan şey UTF-8 karşılığı da sayısal bir değer. Ve bu dizilerden oluşuyor. Bir dizi aslında oluşturuyor. Haliyle bize bir array lazımdı. Ama read to string dediğimiz zaman bu dizileri alacak, üzerinde biraz hafiften işlemler yapıyor. Yani her bir karakterin string karakteri çeviriyor. UTF-8 hangi string'e tekabül eder? Ona çeviriyor. Haliyle bizim burada yapacağımız şey bir array değil. Bize bir string lazım. Bu. Şimdi biz bir string oluşturduk. Bu defa read to string çalıştığı zaman bunu F'ye atacak. Ve biz bunu okuyacağız. Bakın. Okudu. Tabi array'dan farkı şu. Array boyutu sabitti. Tabi isteseydik biz str de kullanabilirdik. Aslında. Str kullansak mı? Neyse, olayı ortalığı karıştırmayalım. Tamamını okudu burada. Fakat dikkatinizi çekerse burada enter'lar da var. Ters slash n mesela bir enter'dır. Biraz daha yukarıya gitsek gösterebilirim. Heh. Mesela bakın burada 2, 40, 09, enter. 26, 53, 06, 34, enter. Bakalım dosyamıza. 2 niye ya? Read to string demişiz. 2 yapmış ama bizde aslında 2 değil. Trim yapalım bakalım. Ha. Şunu bir ortadan kaldıralım bir. Bakalım tekrar çalıştıralım. Diyelim. Sadece 10 harfini yazmasın da. Niye ya? Heh, tamam. İstediğim şeyi elde ettim. Az önce sadece her defasında işte baştan başla 10. karaktere kadar git demiştim. Niye ise düzgün istediğim değerleri vermemişti. Şimdi vermiş. 59, bir alt satırda 73. Bu şu işaret aslında enter'ı ifade ediyor. Peki biz bu enter'ı yok etmek için ne yapabiliriz? Enter'ı yok etmeyelim de şöyle diyelim. Satır satır okusun. Her defasında bize bir satır versin. Buradan yola çıkarak gidelim. Bakalım satır verme işlemi nerede? Read string buf exec. Ha, ben bakın burada read to string. Niye bunu görmedim ya? Burada da bakın var mesela read to string var aslında. Bu arada file read trait'ine implement edildiği için file dosyasında okuduğumuz bu file dosyasındaki bütün dosyalarda ya da veride bu mesela buffer'da bunları kullanabiliyoruz. Bilginiz olsun. Tabi uzun uzun şimdi bunları anlatmak da zaman alır. Ama az çok kelimelerden anlayabilirsiniz. Mesela bunu anlamıyorum. Bunu da anlamıyorum. Bunu da anlamıyorum. Bu referansını alıyor. Bu sonuna kadar okuyor. Vektöre atıyor ama bizim bildiğimiz vektörden biraz farklı. Slice mutation'a çeviriyor ki bunu da çok bildiğimi söyleyemem. Her neyse, bizim amacımız satır satır okumaktı. Bakalım read line burada varmış. Peki biz buff reader'ı nasıl kullanabiliriz? File open diyoruz.
Buffreader burada anlatmış mesela Buffreader neden kullanılıyor, nerede işe yarıyor. Diyor ki burada if you have something that implements read, you can use the Buffreader type to turn it into a Buffread. Mesela diyor siz eğer diyor read trait'ine implement edilmiş bir veri varsa elinizde ama Buffread'e implement edilmemişse, Buffreader'e implement edilmemişse siz bunu Buffread'i kullanarak buna implement edebilirsiniz. Şimdi neden Buffread'i kullanıyoruz burada onu da söyleyeyim. Read metodu kendisinde ait olan komutları çalıştırırken bir miktar direkt çekirdeğe gidiyor her defasında ve çekirdekten her defasında okuma yapıyor. Biraz nasıl desem yüklü bir işlem yapıyor aslında read metodunun read işlemi ki burada var mesela. Bu yüklü bir işlem yapıyor ama Buffread biraz daha nasıl tarif etsem mesela bir network'ü düşünün. Yüklü bir büyük dosya size gönderdiği zaman siz bir anda o dosyanın tamamını okuyamazsınız. Gayet basit bir örnek aslında şudur. YouTube videoları veya video sitelerini düşünün. Yani şimdi videonun boyutu var 5 GB. Ama siz mesela internet üzerinden o videoyu izlerken siz tamamını okumazsınız. Size parça parça gönderir. İşte belli bir boyutu, dosyanın belli bir kısmını belleğe alır, size onu gönderir. Belleğe alır, size onu gönderir. Aynısı mesela bizim kendi bilgisayarımızdaki videoları izlerken yaptığımız şey de aslında odur. O programlar da mesela dosyanın tamamını belleğe almaz. Bir kısmını alır, bir kısmını alır, bir kısmını alır, böyle gider. Buffreader bu işe yarıyor. Şimdi biz dosyamızı Buffreader ile okumak durumundayız. Neden? Biz çünkü bunu lines şeklinde bir tane neyi var? Metodu var. Satır satır okuyor. Satır satır okuduğu için biz bunu rahatlıkla kullanabiliyoruz. Tabi burada bir de kursör olayı var. O da biraz değişik. Biz o kadar derine inmeyelim. Bakalım ne yapıyor. Dosyayı aç. Buffreader ile dosyayı oku. Sonra satır satır ekrana bir yazdıralım. Gayet basit. Aslında bunu olduğu gibi kopyalayalım. Bakalım ne olacak? O kadar. Tek tek yazmayalım. Şu okey kalsın burada. Bu arada bu okey niçin var diye merak ediyorsanız main fonksiyonu result değerini return ettiği için tabi input output ve main fonksiyonu genelde result pek kullanmaz ama input output result'unu kullanıyor burada. Sanırım bunu bir şekilde alt tabanda implement etmişler. Okey yazmamızın sebebi de o. Result biliyorsunuz bir inamdır. Nedir? Ya okeydir ya error'dur. İşte biz okey diyoruz. Peki result okey değeri nedir? İşte şu. Init olayıdır. Bunu da bunun içine yazmışız mesela. Böyle yazdığımız zaman herhangi bir sıkıntı yok. Başka bir işlevi yok yani. Return'de hata vermesin diye aslında. Buradaki result değeri hata vermesin. Silsek hata verir. Çünkü der ki bu main fonksiyonu bir şeyi result değeri return etmesi lazım ama sen herhangi bir şeyi return etmemişsin diye dırdır etmesin diye bu okey'i kullanmışız. Bilginiz olsun. Evet, çalıştıralım bakalım. Önce bir derliyoruz. Dosyamızda bir değişiklik yaptığımız zaman tekrar derlememiz lazım. Bilginiz olsun. Oo. Buffreader. Ne diyor ya? Bunu eklememişiz. Ekleyelim. Şuraya ekledik. Ops. Ekliyoruz ya, kopyala diyoruz. Kopyaladık. Tamam, tekrar deleyelim. Evet, bu defa satır satır olmuş olması lazım. Tabi bu satır o kadar büyük ki buraya sığmadığı için aslında böyle düzensiz görünüyor. Biraz ileriye gidersek sanırım düzeneye girecek. Evet, bakın burada satırlar bu defa daha net görünüyor. Gerçi trim fonksiyonu da sanırım bu işi görebilirdi ama trim fonksiyonu boşlukları siliyor mu tam emin değilim ama sondaki kısımları siliyor bunu biliyorum. İşte buradaki enter mesela siliyor ama bana enter'ı silmemesi lazım. Enter hala olsun da bunları ayrı ayrı lines'ların her birini almak istiyorum ben. Ayrı bir şekilde almak istiyorum ama trim bunları birleştirmiş oluyor. O yüzden kullanmıyorum. Yani ben öyle biliyorum ama tam emin değilim.
öyle çalıştığını tahmin ediyorum. Trim fonksiyonunu. Evet, aslında ders bayağı bir uzadı. Ben şimdilik burada bırakayım diyorum. Bir sonraki derste onu da yarın yapalım. Ne yapalım? Burada okuduğumuz her line dosyasını, her satırı boşluklar üzerinden ayırarak, burada line var ya, biz ne yaptık burada mesela? Dosyayı açtık. Buffreader ile F'den aldığımız referansı Buffreader'a gönderdik. Buffreader F'nin referans ettiği dosyadan bilgileri okumaya başladı. Ki ilk etapta tamamını okumuyor bu arada. Bunu da F değişkenine tabii aktardık. Sonra F değişkeni Buffreader'a implement edildiği için biz bunun lines metodunu kullanabiliyoruz. Read lines de var bu arada. Read lines metodu da var. İkisi birbirinden farklı. Read lines metodu tam olarak nasıl çalışır bir bakalım. Neyi implement ediyor? Read line result değerini implement ediyor her defasında. Lines biz ise bize lines'ı gönderiyor. Lines diye bir değişkenimiz var. Fakat bunun güzel tarafı, buradan da göreceğiniz üzere en son derste de işlemiştim, iterator'a implement edilmiş halde olduğundan dolayı bizim iterator'ımı kullanmamıza da imkan veriyor. Evet, şimdilik dediğim gibi bu burada kalsın. Biz bir sonraki derste bu line'ı alacağız. Boşluklara göre ayıracağız ve o boşluklardan sonra elde ettiğimiz sayıları, mesela buradaki işte 73 ile 41'i birbirinden ayıracağız. Daha sonra bunların her birini bir vektöre atayacağız. Her bir satırı, mesela şurası bir vektör olacak. 73 ve 41'den elemanları 73 ve 41 olan bir vektör olacak. Daha sonra her bir satır bir diğer vektörün elemanı olacak. Yani birinci vektörümüz şu olacak. Bir tane vektörümüz sallıyorum. Şu olacak. Wedge i32 olacak. Bir diğer vektörümüz ise şöyle olacak. Wedge i32 olacak. Böyle. Yapmamız gereken şey bu. Tabii onu da bir sonraki derste, ya benim biraz çenem düşük. Ben konuştukça gidiyor. Konuştukça gidiyor. Bazı şeyleri es geçmek istemediğim için oluyor tabii bu. Bana göre böylesi de güzel yani. Evet, o zaman bir sonraki derste görüşmek dileğiyle diyeceğim ama eğer bu dersler gerçekten işinize yarıyorsa benim hoşuma gider. Bunu da bir şekilde artık ya yazarsınız ya da videoları beğenirsiniz. Abone bulabilirseniz teşekkür ederim ona da artık. Zaten buraya kadar izlediyseniz muhtemelen abonesinizdir. Eğer gerçekten bu derslerin verimli olduğunu düşünüyorsanız artık çevrenizde buna ilgi duyanlar varsa onlara da tavsiye etmenizi dilerim. Tabii bu sizin keyfinize kalmış bir şey yine de. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Saat de geç olmuş. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.